Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber donat yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Donat yapımımız için bir su bardağı ılık sütümüzün içerisine bir tatlı kaşığı kuru mayamızı alıyoruz. Daha sonra bir çorba kaşığı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz ve 5 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Ön mayalanmamızı yaptıktan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu, 1 çorba kaşığı kadar şekerimizi ilave ediyoruz. 1 yumurtamızı. Daha sonra malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 50 gram kadar tereyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra unumuzu, bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Daha sonra malzemelerimizi yoğurmaya başlıyoruz. Donat hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz elimize yapışmayacak kıvamda olacak. Ben yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat kadar mayalandırdığımız donat hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masamıza aldık. Elimizde hafif hamurumuzu düzeltiyoruz. Ve üzerine unumuzu serpiyoruz. Daha sonra merdane yardımıyla hamurumuzu orta kalınlıkta bir hamur haline gelinceye kadar açıyoruz. Evet, hamurumuzu orta kalınlıkta bir hamur haline gelinceye kadar açtık. Evet, hamurumuzun bu kalınlıkta olması yeterli. Şimdi hamurumuza yuvarlak şekillerini vereceğiz. Ben bunun için en geniş ağızlı su bardağımı kullanıyorum. Siz ister kase yardımıyla, ister aparat yardımıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde hamurumu yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Evet, donat hamurlarımıza yuvarlak şeklini verdik. Şimdi kenarındaki hamurlarımızı alıyoruz. Bu hamurlarımızı tekrar merdane yardımıyla açıp yuvarlak şekillerimizi vereceğiz. Yuvarlak şekillerimizi verdiğimiz hamurumuzu ortasından tekrar küçük bir aparatla, kapak gibi mesela, kesiyoruz. Ortasındaki küçük parçayı da alıyoruz. Ve bu şekilde şekillerimizi oluşturuyoruz. Ortasından hamurumuzun kesiyoruz. Donat hamurlarımıza bu şekilde şekil vermeye devam ediyoruz. Donat hamurlarımıza şekillerini verdik. 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Tavamıza yağımızı aldık. Dinlendirmiş olduğumuz donatlarımızı yağımızın içerisine alıyoruz. Yağımız kesinlikle kızgın olmasın ki donatlarımızın dışı pişip içi çiğ kalmasın. Donatlarımızı bu şekilde ağır ağır pişireceğiz. Gördüğünüz gibi donatlarımız güzel bir şekilde kızardı. Kızaran donatlarımızın diğer tarafını da çeviriyoruz. Ve donatlarımızı aynı şekilde orta ateşte kızartmaya devam ediyoruz. Her iki tarafı da kızaran donatlarımızı tabağımıza alıyoruz. Donatlarımızı tabağımıza aldıktan sonra süsleme aşamasına geçiyoruz. Evet, donatlarımızı süslemek üzere çikolatalarımızı benmari usulü erittik. Ben siyah ve beyaz çikolata kullanıyorum. Erittiğimiz çikolatalarımıza donatlarımızı bandırıyoruz. Bu şekilde istediğimiz çikolataya donatlarımızı bandırarak devam ediyoruz. Donatlarımız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.